COVID-19 bir viral inflamatuar hastalık, yaygın yangı yani enflamasyonla seyreden bir hastalık. Biz biliyoruz ki enflamasyon dediğimiz o yangı yani COVID-19 hastalığı esnasında ortaya çıkan tablo aynı zamanda kalp damarlarındaki plakların çatlamasına ve kalp krizine de neden olabiliyor. Bu dönemde kalp krizi vakalarında artışlar bekliyoruz, görüyoruz da açıkçası. Göğsün ortasında ağrı, baskı, yanma şeklinde şikayeti olan ve yakın zamanda COVID enfeksiyonuna yakalanmış bireylerin özellikle dikkatli olması gerekir. Bir EKG ile teşhisi ve tespiti çok kolay bir hastalıktır kalp krizi. Bu tür durumlarda acil servise başvurmalarını öneririz. COVID'e bağlı kalp tutulumu başka şekillerde de ortaya çıkıyor, biliyor. Bunlardan bir tanesi de kalp kasının direkt tutulumu. Virüslere bağlı miyokardit dediğimiz virüslerin kalp kasına karşı virüse bağlı proteinlerin neden olduğu bir tablo. Kalp kasında zayıflık ve yetersizlikle ortaya çıkıyor. Hastalarda şiddetli nefes darlığı şikayeti olur bu tür durumlarda. Ritim bozuklukları olabilir. Ölümcül bile seyredebilir. Bunun için de yine bir kalp doktorunun görüp kalp ultrasonu yapması yeterli. Teşhisi kolay. Genelde geçici bir tablo eğer akut dönemde destek tedavisi ve ilaç tedavisi başlanırsa miyokardit dediğimiz COVID'e bağlı miyokardit dediğimiz tablo düzelebilecek bir tablo. Diğer taraftan COVID aynı zamanda sistemik trombozis dediğimiz pıhtılaşma riskini de ciddi oranda artıran bir hastalık. Derin ven trombozu dediğimiz bacak toplar damarlarında pıhtı gelişimi ve daha sonra bu pıhtının kalp yoluyla akciğer damarına ilerlemesi sonucu ölümcül akciğer embolisi vakalarıyla daha sık karşılaşmaya başladık. Teşhis konulduğu zaman aslında tedavisi çok zor olmayan bir hastalık ama mutlaka akılda bulundurulması lazım. Zaten COVID nedeniyle yatan hastalara tedavi protokolü içerisinde kan sulandırıcı ilaçlar iğne şeklinde veriliyor. COVID atlatmış insanlara da biz özellikle hareketli olmalarını, çok sabit, stabil kalmamalarını, hatta belki bir müddet, tabii bu ampirik tecrübeyle söylenen bir şey, kan sulandırıcı aspirin gibi ilaçların birkaç ay en azından kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Peki hocam, pandemilerinde insanlar malumunuz evde kaldıkları için dengesiz beslenme ve sağlıksız yaşam, yani hiç spor yapmama olaylarıyla da karşı karşıya, bunun kalp rahatsızlığına etkisi ne kadar oluyor efendim? Tabii yani hareketsizlik, obezite, buna bağlı gelişen metabolik sendrom ve kan şekeri yüksekliği ile seyreden diyabet kalp damar hastalığı için çok ciddi bir risk faktörü. Hareketsizlik ve bu stabilite aynı zamanda kan basıncını yükselten de bir durum. Beslenme dengemiz de çoğu zaman bozuluyor. İşte insanlar daha fazla yemeye başlıyorlar hareket azaldığı için. Kalp hastalıklarını tetikleme ihtimali çok yüksek. Diğer taraftan insanlar tabii hastaneye gelmeye korktukları için olan hastalıkların da aslında bir kısmının teşhisinde ne yazık ki geç kalıyoruz. İşte insanlar COVID kaparım korkusuyla acil servislere, polikliniklere gelmeye korkuyorlar. Dediğim gibi göğüs ağrısı, nefes darlığı şikayeti olan hastaların özellikle göğsün ortasında baskı, yanma, sıkılma oluyorsa çok beklemeden bir acil servise uğramaları kısa sürede kalp hastalığının teşhisini kolaylaştırıp sağlayabilir. Şimdi belli risk faktörleri var kalp damar hastalığını kolaylaştıran. Bunlar aslında yaşın ileri olması, şeker hastalığının bulunması, tansiyon yüksekliği, sigara kullanımı. Bu risk faktörlerine sahip bireylerin eğer 40 yaşının üzerindelerse senelik mutlaka kalp kontrolleri yaptırmaları gerekir. Mutlaka kalp hastalığı olmasa bile. 40 yaşın altında da ancak artık daha fazla kalp krizi vakası görmekteyiz. 20'li yaşlarda anjiyo yaptığımız hastalar olmakta. Tabii bunda ekstrem risk faktörleri de var. Bazen tespit edemediğimiz şeyler de var ama sigara yaşının daha aşağılara inmesi, hastalığın yaygınlaşması, belki beslenme tarzı bu hastalığı artık daha erken yaşlara taşımış durumda. Yaşım genç diye hiç kimse kendini kalp hastalığından azade tutmamalı. Yani bu hastalık daha genç insanlarda da görülebilir. Şüphe eden herkesin bir kalp doktoruna gözükmesi lazım öncelikle. Vücudun yine susuz kalması tabii başka problemlerine de olabilir. Biz kendi hastalarımıza çok sıcak havalarda özellikle 11 ile 3 arasında çok sokakta dolaşmamalarını, eğer egzersiz ki çoğu zaman öneririz kendi hastalarımıza, egzersiz, spor gibi aktivitelerini günün daha erken saatlerinde veya daha geç saatlerinde yapmalarını öneririz. Sıcak havalarda çok fazla sokakta kalmalarını istemiyoruz.